İğneme 7 tane boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada hepsinin içinden bir kez daha geçiyorum. Ve hemen düğüm atıyorum. Dört boncuk ilerliyorum. İğneme 8 tane boncuk alıyorum ve ipimin çıkmış olduğu boncuğu çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Şöyle çevirdim. 2 tane boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. Bu araya takarken 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Araya takarken 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu araya takarken bu kez 3 tane boncuk ilerliyorum. Bir tane kristal alıyorum ve tam karşı köşesine sağdan sola doğru geçip kristalimi bu yuvaya yerleştiriyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Ve içinden bir tur geçiyorum. Sağlam olsun diye. Bir tur dolandım ve şu aşağıya geleceğim. Aşağı boncuğuma geliyorum. Gelmem gereken nokta burası. 3 boncuk, 1 kristal, 3 boncuk alıyorum ve aşağıda çıkmış olduğum boncuğuma tersten girerek çaprazlıyorum. Ve şu şekilde boncuklarımı oturtmuş oldum. Şimdi bir turda bunların içinden geçeceğim. 3 boncuktan aşağıya iniyorum. Kristalimi geçiyorum.
tekrar 3 boncuktan yukarıya çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar şu ortadaki boncuğumu atlıyorum ve sol taraftaki 3 boncuktan tekrar aşağıya iniyorum. Ortadaki boncuğu atladım ve sol taraftaki boncuktan tekrar aşağıya iniyorum ki bu boncuklar şöyle birbirine yakınlaşsın diye. Tekrar kristalimin içinden geçiyorum. Sağdaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. İçinden bolca dolaştığımız bir model arkadaşlar. Buradan da dolanarak şu yan boncuğuma geleceğim. O yüzden ya milki ip kullanalım, ince ip, ya da 0-15 misinayla da çalışabilirsiniz. Devam edebilmek için geldiğim nokta burası arkadaşlar. Şimdi tekrar şu şeklimi yapacağım. Onun için böyle çeviriyorum. Sekiz tane boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazlıyorum. Şöyle oturttum ve iki boncuk ilerliyor. Bir boncuk alıyorum. Tekrar iki boncuk ilerliyor. Bir boncuk alıyorum. Tekrar iki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu kez 3 tane boncuk ilerliyor. Şeklim şu. Bir tane kristal alıyorum ve tam karşıya sağdan sola doğru geçerek kristalimi şu şekilde buraya oturttum. Şimdi tekrar şu şeklimizi yapacağız. 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Son boncuğumu çaprazlıyorum. Ve bir tur içinden döneceğim. Bunu sağlamlaştırmak için yapıyoruz. Şimdi tekrar dönerken alttaki boncuğuma geleceğim. Evet, gelmem gereken nokta burası. 3 tane boncuk, bir kristal, 3 tane boncuk alıyorum. Ve çıkmış olduğum boncuğu tersten girerek çaprazlıyorum. Şu şekilde boncuklarımı buraya oturtmuş oldum. Şimdi bir tur içinden döneceğim hepsinin. Üç tane boncuk yukarıya çıkıyor. Burada tam ortadaki boncuğu atlayıp karşı taraftaki 3 tane boncuktan aşağı iniyor. Bakın ipim burada. Ortadaki boncuğu atladım. Karşıdaki boncuktan aşağıya iniyorum.
ve şöyle boncuklarımın sıkışıp birbirine yaklaşmasını sağlıyorum. Tekrar kristalimin içinden geçtim. Sağdaki 3 boncuğumdan geçtim. Bu kez ortadaki boncuktan geçiyoruz. Yukarıdaki boncuğum. Üst boncuğum. Ve tekrar devam edebilmem için yan boncuktan aşağıya iniyorum. Ve daha sonra tekrar bu ve bu olmak üzere devam edeceğiz. 15 tane damla boncuk oluncaya kadar. Evet arkadaşlar, ben 15 tane damla boncuk yaptım ve geldim. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane damla boncuk yaptım ve 15. damla boncuğumun kristalden çıkıp burada kaldım. Şimdi burada 3 tane kristal alıyorum. 3 kristalimi aldım ve bu kristalime çaprazladım. Şöyle oturttum. Aralarına birer tane boncuk takıyorum. Her birinin arasına birer tane boncuk yerleştiriyorum. İşim şu an şu durumda. Şimdi ilk boncuğumdan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Beş tane boncuk aldım ve diğer boncuğumdan geçiyorum. Tekrar 5 tane boncuk alıyorum. 5 boncuğumu aldım ve diğer boncuğumdan geçiyorum. 5 boncuğumu aldım ve diğer boncuğumdan geçiyorum. Beş boncuğumu aldım ve buradaki boncuğumdan geçiyorum. Şimdi bir tur daha atacağım, hem sağlam olsun diye hem de tam ortaya bir 3 boncuk daha ilave edeceğiz. Şimdi tam alttaki boncuğun en ortasındaki boncuktan çıktım. 3 tane boncuk aldım ve buraya çaprazlıyorum. Şöyle alta bir dörtlü çiçek yapmış oldum. Şimdi yukarıya doğru tekrar ilerliyorum. Ve sağdaki boncuğumdan çıktım. Gördüğünüz gibi bu şeklimizi ortaya çıkartmış olduk. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Bir şu şeklimi, bir de küçük damla şeklimi yapacağım.
Evet arkadaşlar, arada bir tane şöyle küçük damla yapacağız. Sık sık böyle uzun sallantı yaparsak çok üst üste çıkıyorlar. Çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden arada bir tane böyle küçük sallantımız olacak. Şimdi tekrar şu şeklimizi yapacağım. Evet arkadaşlar, arada bir tane şöyle küçük damla yapacağız. Sık sık böyle uzun sallantı yaparsak çok üst üste çıkıyorlar. Çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden arada bir tane böyle küçük sallantımız olacak. Şimdi tekrar şu şeklimizi yapacağım. Ve alttaki kristalden geçiyorum ve burada 3 tane kristal boncuk takacağım. Üç tane kristal boncuğumu aldım. Şöyle tutup göstereyim, daha iyi anlayın. Araya bir küçük damlayı yaptık. Şimdi buraya tekrar bu büyük damlayı yapacağız. 3 tane kristal aldım ve bu kristalimi çaprazlıyorum. Şu şekilde buraya oturttum. Şimdi aralarına birer tane kum boncuk takıyorum. Her birinin arasına birer tane kum boncuk yerleştiriyorum. Şimdi buradaki kum boncuğuma geliyorum ve aralara bu kez 5'er tane kum boncuk takıyoruz. 5 kum boncuğumu aldım. Bu boncuktan bu boncuğa geçiyorum. 5 kum boncuğumu aldım. Bu kum boncuğumdan diğer kum boncuğuma geçiyorum. 5 tane kum boncuğumu aldım. Bu kez de buradaki kum boncuğuma ve karşı taraftaki boncuklarımdan da şöyle geçiyorum. Şimdi şu aşağıya kadar geleceğim boncuklarımın içinden ve tam ortaya şu 3 tane boncuğumu yerleştireceğim. Tam ortadan çıkıyorum. Üç tane kum boncuk aldım ve bu boncuğumu çaprazlayıp şöyle dörtlü boncuğumu buraya oturttum ve şimdi boncuklarımın içinden tekrar yukarıya doğru ilerliyorum.
ve devam etmem gereken nokta. Evet arkadaşlar, ikinci büyük sallantımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar şu şeklimi yapacağım. Daha sonra yanına bir tane küçük sallantımı, daha sonra bu şeklim ve büyük sallantı. Bu şekilde tam ortaya gelen kısmı da böyle yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar ne yaptığımıza bir bakalım. Başladım ve 15 tane küçük damla yaptım. 15. küçük damlanın olduğu yere şu büyük damlamı yaptım. Yani 14 tane damla kenarda kalmış oldu. Burası boyun kısmına gelecek kısım. Tam gerdanımın ortasına gelecek kısma da 5 tane büyük damla yerleştirdim. Her birinin arasına birer tane küçük damla oluşturdum. Söylediğim gibi yan yana yaparsanız çok üst üste geliyorlar ve hoş bir görüntü olmuyor. Böylesi benim daha hoşuma gitti. Ve artık kalanı da aynı bu taraf gibi, burayı nasıl yaptıysam bu tarafı da aynı şekilde devam edip bitireceğim. 14 tane küçük damla oluncaya kadar işime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi o kısmı bildiğiniz için zaten göstermeme hiç gerek yok. Aynı şekilde bir bu şeklimi bir bu şeklimi yaparak 14 tane tane damlamı tamamlayacağım ve daha sonra aparatlarını takıp bitmiş halini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşı kısma da aynı ilk başladığımız taraf gibi 14 tane küçük damla yaparak zümrüt gerdanlığımı tamamlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.